Evet. Panomuzu değiştirmişler, büyütmüşler. Yeşile şey etmişler. Güzel olmuş. Ne diyelim ben. Eskiden biraz daha ufaktı, kırmızıydı. Evet. Şimdi her sene çalıştığım birkaç senedir bahar geldi, havalar ısındı. Biraz vernik süreceğim şeylere. Devamlı değişen kendime ait gitarlara. Birdenbire ot kaplamış her yeri. Bahar. Keserler. Yakında keserler bunlar. Evet, çalışma masamda kuyu, kapağı, burası. Burada baharın çiçekleri, güzel çiçekler. İyi ki varlar. Onlar olmasa ne olacak? Dünya dünya olmaz. Minicik şey ama ne kadar güzel. Ahali piknik yapıyor. Siteler fena değil yani, orman kıyısında, ama eskiden gecekondular vardı burada. Yani onlar da tabii ki gecekonduları buralara, babaların arazilerine yapmamıştır herhalde, ama emin değilim tabii, bilemem. Yani bir derece. Bir yandan da yaptığım kayıtları dinliyorum. Yani üstünü ve yanını mandalı kapıyorum, açıyorum. Kargalar herhalde kokudan hiç hoşlanmadı haklı olarak. İdare edecekler artık bir günlüğüne. Haklı. Tabiatı kirletiyoruz. Spreyle. Flüt akordunu yaptım. Sadece dekor olsun diye çekiyorum. Onu da sprey şey ettim. Şimdi bir de öbür yüzüne de yapayım. Var aslında boyası ama. Bunlar benim deneme kayıtlarım yani. Henüz bir metot çalışmıyorum. Evet, yöntemini araştırıyorum da hala bitmedim. Olsun, spor. Hiç yoktan iyidir. Bir de neticelendirsem çok daha iyi olacak. Flaşı değiştirdim. Yani yaptığım işle ilgisi yok da. Üst üste kayıt, iki tane flash kullanmışım. Önce birini yapmışım, sonra diğerini. Metodum olacak. Alt yapıyı oluşturacağım. Ondan sonra arkadaş İlhan Bey inşallah okur. Bugün değil de, bunlar parça değil. Bunlar atmasın. Alt yapı flash sistem olmasına rağmen istediğim zaman canlı olarak da gitar, hangi enstrüman olsun araya girebilirim. Gösteriş bakımından, canlandırmak bakımından. Öyle bir düşüncem var. Bu değil, bunlar parça değil. Bunlar hiçbir yerde olmayan benim şeyimde. Benim dağarcımda olan. Dağarcımda da değil aslında, kendiliğinden çıkan benzer cümleler. Her zaman benden çıkarır, çıkarır. Demin boya sıkarken kargalar bağırıp çağırıyordu. Ama bu sesler kuşlara iyi geliyor. Yani pek yaşıyorlar gibi. İyi. O iyi bir şey. Yani. Yanılmıyorsam. Yanılabilirim tabii de. Şimdi ben neye coşuyor hayvancık. Ben de bir pay çıkarıyorum kendime. Flaş, bu flaş demiş.
Nasıl geçti habersiz? Bunu çalışacağım bir. Bir tane daha var. Şimdilik öyle. Yani sevdiğimiz ve bildiğimiz nakşetmiş şeyleri şu hesabına dokunmayan hiçbir zaman bizim büyüdüğümüz ortamda okunan tabii çalıştığımız böyle olmayacak maalesef. Yaparsın günümünde olur. Bazen gözyaşı oldu. İşte burada hayat tekerür. Ama yakalamak tabii. Akordiyon alışı da iyi. Benim kızımın ilkokulda yaptığı resim. Galiba ben yaptım bunu, emin değilim. Kötü bir resim. Bana ben ondan resimlemerek mi? Yaptı, belki de Nazlı yaptı. Kızım yaptı. Şimdi de Üsküdar'ın bir fotoğraftan İskele Camii'nin benim karalama. Bu benim yukarı. Nerede ne olur bilmiyorum. Fotoğrafı attı. Sesi güzel diyorlar. Sapı kötü yapmıştım. Kırdım, yeniden yaptım, ekledim. Geçen de malzeme ekleyen göstermiştim bari. Oldu. İşim bitti. Kurumasını bekliyorum. Kurduktan sonra yola koyulacağım. Olmaz. Her kesin bir türküsü var. Fakat genelde bunlar ortak. Yani. Tabii bilemezsin. Büyüdüğüm ile bağlı, şeye bağlı. Çevrene bağlı. Birkaç resim. Onlar bile yok. Ama saygıyla anılır. Akıllı olan adam saygıyla anar her şeyi. Detayları bırakın. Ben gitar mı boyuyorum yoksa felsefe mi yapıyorum? Artık neyse ne. Bunlar çıktı bugün. Hatta süreyim de bırakayım artık. Bitirmeyeyim. Kalsın iki tane daha var. İki tane aldım taksitle. Altı taksit. 120 lira ikisi. Pahalısı da var. Çok ilginç. Aldığım yerden Koçtaş'tan şey geldi bana. Tam ben böyle lak lak yaparken. Aldığınız mal falan diyor. Şeyler geçti. Neyse bakacağım. Evet, parçayı bitmesini bekliyorum. Bir de bundan sonra ne geldiğine bakayım şey olarak. Yine başa dönecek olması lazım. Evet. Benim denemelerim. Üst üste kayıt denemelerim. Yani nasıl ya, oluyor mu, nasıl oluyor? Sesleri ayarlamak lazım tabii. Parmak piyano benim yaptığım. Hediye ettiğim arkadaşım. Hediye etmekten başka bir işe yaramıyor. Ama şu var.
çalması çok kolay olduğu için biraz kolay olan insan onu oynar. Hiçbir şey parça yapmasına gerek, benim oynadığım gibi oynar. Üzerine de gitar, pardon. Önce gitar, ondan sonra üzerine elektrobant. Tekrar gitarlı olabilir üst üste. Yani önce bir altta gitar, üstüne kalimba, kalimba, parmak piyanonun esas ismi kalimba. Ondan sonra gitarın üzerine tekrar panflüt. Aynı anda üçü yok, dikkat edersiniz. Üç tane kayıt yapmak lazım acaba. Gerek yok. Bir darbuka gibi bir şey olacak. Gitar olacak. Yani üç kayıt yapılacak en fazla. Altyapıda. Bilemedim, yüklemeler yapılabilir. Tekrar döndüm. Hatıra kayıtta müziğin zırvada olsa. O kadar kötü değil yani, bilmiyorum. Bilmem, değerlendiren değerlendirsin de. Kuçu, kuçu, kuçu. Bakıyor yemek var mı diye, yalanıyor canım. Onların ilk derdi yemek tabii, hepimizin ilk derdi. Biraz dengeye az bir şey yaklaştık diye böyle coştuk, yoksa bu işleri yapacak halimiz olmaz. Ümit, ışık doğdu. Biraz kurtulma ışığı. Kurtulma ışığı. Felaketten kurtulma ışığı. Emekli maaşları. Cücük. Cücük. Hayırlısı. Olacak. Evet. Müzik hikaye. Felsefe, felsefe, felsefe. Felsefe de değil aslında. Gerçek. Dert. Dert. Dinleyene, anlayana. Emekli oldum, bitiyor, bitmiyor iş. Şükürler olsun, sağlığımız iyi kötü idare ediyor. Radyolar hem WAV çalıyor, WAV kaydını, hem MP3 çalıyor. Çoğu sadece MP3 çalır. Aklınızda olsun. Yani bunu sır olarak söylemiyordum ama dinleyene şey olsun diye tekrar başa döndük. Bir sesini duyayım. Aynı zamanda beynime müziği yerleştiriyorum. Tabii bu tarzda çalamayız biz. Ama darbuka mesela tak 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 tak. Harmonika kolay. Ha, burada susuyor. Suslar dedik yani, susuyor da geride çekiliyor. Soliste şey yapıyor. Köpek de rahatladı, esniyor. İlginç buldu bizi. Canım. Sıcak geldi ya, kafayı sallıyor sağ olun. Bir de suyunu bulur da ekmeğini de bulsa, o da artık aşkım. Şimdi telif hakkı olacak bu kayıttan dolayı. Videomda telif hakkı olacak. Olsun, hiç önemi yok. Para kazanamazsınız diyecek. Zaten kazandım yok. Sadece günlük gibi tutuyorum bunları. Ve bakmıyorum. Bakacak zamanım yok. Çiçek bulalım. Bir renkli çiçekler. Tekrarlayalım.
Otlar da, otlar da dahil bu konuya. Ot deyip geçme. Tomurcuklar. Felaket ya, felaket. Geçin, buyur. Geçemiyormuş. Çiğin, sapı gel. Bağlarbaşı'nın dolmuş şoför. Üsküdar, Bağlarbaşı, Üsküdar, Kuruçeşme, Üsküdar dolmuşlarının babası vardı bir tane. Şu ismi baba derlerdi. Etrafında bir sürü şoför birkaç tane. Bunun eviydi bu. Yol kalmış eskilerden. Trastör edilmiş. Yani hiçbir şey yok.